süper kahramanlar özel karakterler. Bir süper kahraman oyunundan da en temel beklentim gerçekten o kahraman gibi hissedebilmek. Marvel Spider-Man 2 de bunu çok güzel yapıyor. Oynanış tarafına bolca malzeme veren bir süper kahraman Spider-Man çünkü özellikle hareket edişiyle çok kendine has bir karakter. Yürümüyor, uçmuyor, uçak kullanmıyor, ağ atarak cambazlık yaparak ilerliyor ve bu serinin oynanışa en iyi yansıttığı şeylerin başında da seyahat sistemi geliyor. Örümcek adamla ağ atarak ilerlemek inanılmaz keyifli burada da. Webwing ve ufak eklemelerle de iyice güzelleştirmişler. Oyunun felaket hızlı işleyen bir fast travel sistemi varmış ama açıkçası hiç umurumda değil. Çünkü neredeyse iki kat daha büyük bir harita olmasına rağmen bu oyunda hiç fast travel kullanmadım. İlkinde de kullanmamıştım. Zaten çok uzak bir yere gitmediği sürece fast travel kullandığımız bir Spider-Man oyunu kötü bir Spider-Man oyunudur bence. Ki zaten Spider-Man daha çok kendi mahallesinde takılır. Daha yerel bir kahramandır. Komşunun çocuğudur. Mahalleden kardeşimizdir. Komşumuz dedik, kardeşimiz dedik. Bu yaptığın oldu mu Spider-Man? Siz bir de kontrol ediyor gelen var mı diye. Namussuz herif. New York'un gökdelenlerinden de kolay kolay uzaklaşmaz. Yani zaten binaların arasında atıp gitmeyecekse elinden A fırlatıp dövüşen kostümlü birine döner. Yani örümcek adamın olayı bu. Merhabalar ben Spider-Man. Selamlar. Öst, öst, öst. Bir <laughs> beye salladık kucağımıza çıktı. Lan bu samimiyeti sen nereden buldun? Yavşağa bak ya koskoca spider var karşında. Harita iki kat büyüdü dedik ama bu haritayı doldurmak da gerekiyor ki doldurmuşlar. Zıvır zıvır yan içeriklerin sayısı ilk oyuna göre artmış. Yapmaktan keyif alabileceğiniz yan içerik serileri var ama keyif almayacaklarınızın sayısı daha fazla. Daha doğrusu benim için daha fazlaydı. Bak mesela şu kulaklıklı çocuğu kaç kere kurtarıp sedyeye taşıdım bilmiyorum. Ya tamam yan içerik ama bari şu çocuğu değiştirin ya. Bu ne tembellik kardeşim. Ya en azından ben farklı insanları kurtardığımı hissedeyim. Sürekli aynı şeyi yapıyorum. Bir de aynı çocuğu kurtarıyorum. Seni bu sefer öyle bir kurtaracağım ki bir daha yardım isteyemeyeceksin. Gel bakalım. Ambulans nerede? Ambulans burada mı? Pardon. Var yaralı var. Dikkat edelim. Thank you. Oyun temelde aynı. Bazı iyileştirmelere, geliştirmelere gidip ilk oyunda da başarılı olan yapıyı korumuşlar. Devam oyunlarının büyük değişikliklere imza atması gerektiğini düşünenlerdenseniz bu oyun sizi üzer. İlk oyunda eğer böyle sed ya yatan birinin üzerine düşersen oyun izin vermiyordu. Spider-Man kızıyordu. Ulan öyle şey olur mu yapılır mı falan diye engelliyordu. Bunda da öyle mi acaba? Oooooop. Geber. Tebrik ediyorum. Böyle çok daha güzel olmuş.

Haritayı büyütüp doldurmak, webbing eklemek dışında oyuna bir Spider-Man daha eklemişler. İkisinin de ayrı yetenek ağacı var, bir de ortak yetenek ağacı var. Karakter olarak da, yetenek olarak da farklar var. Fakat çok bambaşka hissettirmiyorlar. İki Spider-Man'i de etkileyen, değiştiren, bir karakter yolculuğuna çıkaran olaylar mevcut. E fena da bağlamamışlar aslında ama birine odaklanıp daha güçlü bir anlatım yaratmak yerine süreyi iki Spider-Man'e bölünce hikayenin etkisi biraz zayıflamış. 20 saatlik bir oyun süresinde iki karakterle gayet etkili hikayeler anlatılır burada bir sıkıntı yok yapılamaz demiyorum ama bu iki karakter nadiren bir araya geliyor. Yani çok sıkı bir ilişkileri yok. Genelde ikisi de ayrı ayrı tek takılıyor ve çoğunlukla kostümlü oldukları için farklı iki karakterin hikayesini tecrübe ettiğini de çok hissedemiyorsun. Ki hissetmemen lazım bir yandan ikisi de Spider-Man. Yani oyun boyunca iki Spider-Man'le oynamak yerine ikinci Spider-Man'i sadece hikayenin belirli bölümlerinde kullanmak belki çok daha iyi olabilirdi bilemiyorum. Yani bu işlerde zaten asla tek bir doğru olmaz ama bu sistemin bende hissettirdikleri böyle oldu. Ha hikaye kötü değil yanlış anlamayın. Özellikle hikaye sunumu, karakterlerin performansları falan çok başarılı. Prodüksiyon kalitesi yüksek bir oyun. Ama çok daha etkileyici de olabilirdi. Yani harcanan bir potansiyel var bence. Of iyi olmadı. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Spiderman. Bugüne kadar hep size yardım ettim. Şimdi ben sizden yardım istiyorum. Arkadaşlar rica ediyorum bu kanala abone olun. Ben Spiderman. Çok teşekkürler. Combat tarafına gelirsek Spider-Man'lerimiz peri yapmayı öğrenmişler. Yeni yetenekler ve yeni aletler gelmiş, opsiyonlarımız zenginleşmiş. A temelli araçların kullanımını da kolaylaştırmışlar. Araya bir menü sokmak gerekmiyor ilk oyundaki gibi. Yetenekleri, araçları, özel güçleri böyle peş peşe kombinleyip akıcı bir şekilde savaşabiliyorsunuz ve bu şekilde ilk oyuna kıyasa savaşlar çok daha az tekrara düşüyor. Düşmanlar da biraz daha çeşitlenmiş ve sizi çok daha fazla sıkıştırıyorlar. Yani çok büyük bir çeşitlilik yok. Beklentinizi yükseltmeyin ama kabul edilebilir düzeyde düşman çeşitliliği var bence ilk oyuna göre. Daha çok sıkıştırıyorlar, zorluyorlar dedim de bizim de saldırı opsiyonlarımız arttığı için kolaylıkla hepsini indirebiliyoruz. Özellikle ilk oyun ve Miles Morales'ten temel oynanışa alışıksanız oyun size çok kolay gelebilir. Bir süper kahraman olduğumuz için ıvır zıvır tiplerden dayak da yemeyelim zaten. Bu bir süper kahraman oyunu. Biraz güçlü olduğumuzu da hissetmeliyiz. Bir yana zaten koskoca Spider-Man'in düz insandan yumruk yiyebilmesi veya tekte indirememesi de saçma. Ama oyun mantığını, dengesini kurmak için böyle olması da gerekiyor bir yandan. Yoksa ne olacak? Adım başı bossla mı dövüşecek? Düz insan dövüşlerini kısarlarsa oyunun süresini de kısa tutmaları gerekebilir. Ve daha fazla oynayalım diye oyunu ıvır zıvır içeriklerle doldurmaları da zorlaşır. Neyse bu bir oyun sonuçta yani. iyi işleyen bir oyun alanı kurmak için bazı dengelere uymanız ve genel mantığın dışına çıkmanız gerekebiliyor. Ben biraz daha mücadele istiyorum diyorsanız normal zorlukta başlamayın. Oooo. Aha temizlikçi ablama bak be. Oyundaki önemli bir değişim de Mary Jane'de olmuş. Yani hızlı bir değişimle tek kişilik ordu moduna geçmiş Mary Jane. Bunun sebebi de Silver Sable'dan eğitim almasıymış. Yani böyle keskin bir değişimi bir cümleyle geçiştirince de adapte olması, kabullenmesi zorlaşıyor açıkçası. Böyle bir değişim tuhaf geldi ama yine de ilk oyundaki Mary Jane görevlerinden daha keyifliydi. Oyun görsel olarak çok güzel gözüküyor ama yeni nesil hissettirecek grafikler var mı? Hayır. Yani PlayStation 4'de de rahatlıkla çıkabilecek bir oyun. Zaten böyle olacağı belliydi. Bir sürpriz yok. Yani konsollarda yeni nesil oyun farkını ancak jenerasyon sonunda görürsek görebileceğiz yine. Bu oyun şu an sadece PlayStation 5'te var ama daha sonra yine PC'ye çıkartırlar bence ilk oyun gibi. Ama çok yakın bir zamanda olacağını da sanmıyorum. Bunlar, bunlar ne yapıyor? Afiyet olsun hayırdır ne yapıyorsunuz siz orada? Böyle ufak tefek buglara da denk geldim ama oyun kırıcı bir şeye pek denk gelmedim. Okey buraya mecbur bekleme yapıyorum. Bu ne lan? Bu ne Allah aşkına bu ne? Spider-Man kutuya dönüşüyor. Böyle bir bug çıkmış oyunda. Ya bu bildiğin rezillik. Yani o kadar uzun uzun oynadım. Kesinlikle böyle bir şey bana denk gelmedi. Yani bu seviyede asla böyle bir şey denk gelmedi. Ama benim oynadığım sürüm çıkışından yaklaşık 20 gün önce paylaşılan erken bir sürümdü. Yani üzerine gelen patchlerle mi bozdular? Ne oldu anlamadım yani. Ya bana denk gelen buglar demin gösterdiklerim gibi ufak tefek şeylerdi. Yani bu ne ya? ya bu yaygın bir şey bu felaket. Keşke bana denk gelseymiş. Videoda baya malzeme verirdi. Şş, baksana ya kesme şeker gibi bir şey. Kutu gibi. <laughs> Lan yine kulaklıklı adam geldi. Ya bir de yorumlara bak. 15 dakika oynadım. Bir sürü glitch vardı. Tekrar açtım. Oyun yarım yamalak yapılmış falan. Bak aynı glitch buna da olmuş. Demek ki yaygın olabilir. Bak bu da diyor bir dünya bug var. Glitch var. Nasıl hiçbir incelemede bundan bahsetmezler diyor. Yani gerçekten inceleme sürümünde bu seviyede bir şey asla yoktu. Ya zaten olsa bahsetmeyi bırak ben baya dalga geçerdim. Şimdi insanlar gaza gelecek. Diyecekler Sony para verdi. Kimse konuşmadı anlatmadı bunları. Ama yani bana güveniyorsanız inanıyorsanız bilin ki en azından benim oynadığım versiyonda bu seviyede bak kesinlikle yoktu gayet temiz akıcı oynanan bir oyundu yani. Ama düzeltirler bunu. Böyle çıkması felaket. Yani bu yaygınsa gerçekten felaket böyle çıkması ama yani 20 gün önceki sürümde düzgünken şimdi bozukları şeyi bir şekilde düzeltirler yani. Okumak için çok yakın değil mi? Oradan gözün bozulmasın. Hop! Oo... Şimdi biraz spoiler'a girmek istiyorum. Spoiler istemeyen varsa kaçsın. Oyunda en etkileyici bulduğum anlar çoğunlukla Venom'un olduğu yerlerdi. Yani Venom'u gerçekten çok iyi yapmışlar. Oyunda Venom'u kontrol ettiğimiz bölümleri büyük zevkle oynadım. Yani Venom'un o vahşi yok edici gücünü fazlasıyla hissediyorsunuz. Venom'la oynarken saldırılardan kaçınmadım bile. Kontrolden çıkmış bir ölüm makinesi gibi üzerlerine yürüdüm ve tek tek işlerini bitirdim. Ha bir de Venom'lu bölümlerde çevreyi yok edilebilir yapmışlar. Yani etrafta gördüğünüz çoğu şeyi pat yani iki tane sıska örümcekten sonra Venom'un gücünü fazlasıyla hissettiriyor oyun. Boss dövüşlerine gelecek olursak bossların can barı var artık ve ilk oyuna kıyasla daha az quick time event anları var boss savaşlarında. İlk bossu bunun dışında tutabilirim. Açılıştaki Sandman bossu farklı mekanlarda geçen uzun ve sinematik bir sekans ve bolca quick time event içeriyor. Çok epik eski God of War bossları gibi bir savaş tasarlamışlar. Açılış için fazlasıyla gaza getirici. Gerçekten etkileyici bir açılış bossu olmuş Sandman ama bu kadar sinematik olunca da quick time eventleri bir bırakın da azıcık ben oynayayım dediğim yerlerde oldu. Ama oyundaki diğer boss savaşları öyle yoğun bir quick time event kullanımı yok. Dövüştüğünüzü daha çok hissedebildiğiniz daha doğal savaşlar var ve sunum kalitesi olarak da ilk oyunun bosslarının üzerine çıkmışlar bence. Başlarda çok sık boss kapışması yapmıyoruz ve yokluğunu da hissediyorsunuz. Daha çok belli bir noktadan sonra artıyor boss savaşları. Oyuna daha dengeli serpiştirilebilirmiş belki. Şimdi oyunun finaline gelirsek Peter Bey emekli oluyor. Miles kardeşim artık buralar sana emanet diyor ki zaten bir noktada Miles Morales'in işi devralacağını bekliyorduk. Bizi buna hazırlıyorlardı ama bir sonraki oyun da full Miles Morales oynayacakmışız gibi de düşünmüyorum. Çünkü oyun bittikten sonra After Credit sahnesinde Norman Osborn var. Ki büyük ihtimal bir sonraki oyunda Green Goblin'i göreceğiz. E şimdi Green Goblin varken Peter Parker'ın ortalıkta olmaması çok saçma olur. Zaten Osborn otobusa gidip Spider-Man'ler benim oğlumu mahvetti hesabını soracağım falan diye söyleniyor. Yani iki Spider-Man'in de peşine düşecek. Peter ister istemez ilk başta belki bulaşmayacak olsa da hikayenin bir yerinde olaya dahil olacak bence mecburen. Klasik böyle emekliye ayrılan kahraman son bir iş daha deyip işin içine çekme hikayesi bekliyorum. Her ince detaya girmeyeceğim ama şunu da ekleyeyim. Miles'ın annesinin görüştüğü Albert Moon diye bir beyefendiyi görüyoruz. Miles'lara yemeğe geliyorlar. Bakın bu da kızım Cindy diyor ve sahne bitiyor. Şimdi kızım dediği Cindy Moon son 10 yıl içerisinde piyasaya çıkan Silk adında bir kahraman. Peter'ı ısıran örümcek bunu da ısırıyor. Yani bu da bir çeşit örümcek adam. Yani daha doğrusu örümcek kadın. İkinci oyunda örümcek kontenjanımız ikiydi. Üçüncü oyunda da üçlü yapacaklar sanırım. Miles Morales kadar gündemde olmadığı için ona da bir stand olan oyun sayılacak bir ek yapım çıkarmazlar bence ama mutlaka ona özel bir DLC falan gelir. Üzerine 3. oyunda da bir şekilde yer alır. Marvel Spider-Man 2'yi genel olarak beğendim. Ya e bu sene hiç ara vermeden soluksuz bitirdiğim sayılı oyunlardan biri oldu. Eksikleri var ama artılarının yanında önemsiz kalıyorlar bence. Yılın oyunu olması mümkün değil. 2023 çok güçlü bir sene ama kesinlikle yılın en iyilerinden biri.